Evet, son bir haftaya girdik. Son bir hafta, son bir gün. Neler yaparsak iyi olur? Neler yapmalıyız? Bugün biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, sınav süreci geçti. Son bir haftadayız. Heyecan katsayımızın yüksek olduğunun farkındayım. Yani hepimizde belli bir kaygının olması, belli bir heyecan düzeyinin olması son derece normal. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. İlk tavsiyem lütfen rutinlerimizi bırakmayalım. Yani siz Günde kaç saat ders çalışıyorsanız yine o şekilde son güne kadar ders çalışmaya devam edin. Bence cuma günü dahil. Çünkü rutinlerinizden çıktığınız an, boş kaldığınız an sınavı düşünmeye başlayacaksınız. Bu sefer neler olacak? İşte sınav öyle mi olacak, böyle mi olacak, orayı mı kazanacağım, burayı mı kazanacağım gibi kafada büyüyecek işler arkadaşlar. Kaygı nedir? Kaygı kafamızda belli senaryolar kurup, kötü senaryolar kurup kendimizi o senaryolara inandırmak yani ya böyle olursa diyerekten kendimizi korkutmak. Bu kendimizi korkutma işine girmememiz için ne kadar çok başka şeylerle oyalanırsak veya günlük rutinlerimize göre davranırsak o kadar iyi olur arkadaşlar. Bu yüzden benim size tavsiyem rutinlerinize devam edin, ders çalışmalarınıza devam edin. Diyorlar ki son güne kadar ders çalışılır mı? Evet çalışılır. Son gün çalışılır mı? Evet çalışılır. Normalde ne yapıyorsak son günde onu yaparız. Artı olarak arkadaşlar hala önümüzde. Hala önümüzde bir 5-6 gün var. Bir 5 gün var. Bu önemsiz mi? Bence çok önemli. Bu 5 gün içinde unuttuğunuz pek çok şeyi tekrarlayabilirsiniz. Yani matematikte unutulan incik boncuk kenarda kıyıda köşede kalmış noktalar tekrarlanır. Analitik geometri formülleri tekrarlanır, trigonometri formülleri tekrarlanır. Fizikten pek çok formül tekrarlanır. Eğer eşit ağırlık öğrencisiyseniz Edebiyatta pek çok ezberlemeniz gereken yer var bunları tekrarlarsınız. Düşünsenize edebiyattan, fizikten, matematikten, kimyadan tekrarladığınız şeylerle 3-5 tane bile soru yapsanız kaç bin kişi yukarı gideceksiniz bunu düşünseniz arkadaşlar. Dolayısıyla son 5 gün artık bitmiş değil bu önümüze kalan bir süreç. Ve bu süreci de yine iyi değerlendirenler ön plana geçecek. O yüzden muhakkak kalan zamanımızı en güzel şekilde değerlendirelim. Diğer faktörleri yani sanki normal bir bundan önceki haftalardaki çalışma günlerimiz nasılsa aynı şekilde burayı da o şekilde geçirelim. Peki nelerden uzak duralım? Bunun tam tersi komple yatmaktan uzak duralım. Komple film izlemekten uzak duralım arkadaşlar. Herkesle sınav ne olacak? Acaba nereyi kazanırız? Kaç net yapacağız? Diyaloglarına girmekten uzak duralım akrabalarımızla bol bol konuşmaktan uzak duralım. Ailemize söyleyelim. Bizi ararlarsa sınavda başarılar dilemek için lütfen beni vermeyin deyin yani. Telefona beni vermeyin. Şu an için heyecanlanmaması için görüştürmüyoruz deyin. Çünkü herkesle görüştükçe, herkes sınavda başarılar diledikçe sanki bu öyle çok büyük bir olaymış gibi oluyor ki heyecan katsayımız yükseliyor arkadaşlar o için onun heyecan dile başarılar dilemesine bunun başarılar dilemesine ihtiyacımız yok. Özellikle sınava giderken büyük bir kalabalık haline gitmeyelim. Yani öyle gidenler var ki mahalli arkalarına toplarlar. Sanki milli maça gidiyoruz arkadaşlar. Milli maç var bize tezahürat yapacaklar. Bunlar hep olayı büyüten şeyler. Tamam olay küçük bir olay değil. Bu sınav hayatımızı etkileyecek bir sınav. Fakat çok da büyütürecek bir hayat memat meselesi de değil. Ben kendim ikinci yılımda kazandım. İlk yılımda kazanamadım. Hayat bitmedi. Hiç her şey çok kötü olmadı. İkinci yıl çok daha iyi bir yeri kazandım kendime göre. Ee, pek çok kişi için de bu böyle olmuştur. Yani ilk yıl kazanamamanız demek de veya ikinci yıl bile kazanamamanız demek, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Belki de her şeyin çok çok daha iyi olacağı anlamına geliyor. Bu sınav bir şeylerin bittiği bir nokta değil, bir şeylerin başladığı nokta. Üniversiteyi kazanırsanız üniversite hayatınız başlar. Üniversiteyi kazanamazsanız da daha iyi bir yeri kazanabileceğiniz bir çalışma temposu başlar. Daha deneyimli olacağınız bir nokta başlar. Artık bu yılın birikimlerini seneye aktarırsınız. Hemen çalışmaya başlarsınız. Çok daha deneyimlisinizdir, bir taban oluşturmuşsunuzdur ve bu yıl ne kadar uğraşırsanız uğraşsanız alamayacağınız Puanları belki de önümüzdeki yıl alırsınız. O yüzden her olaya böyle pozitif yönden bakmalıyız. Öldüm, bittim, yıkıldım değil. Bakın hep söylerler, o örneği ben de seviyorum ve vermek istiyorum. Bir boksör ne zaman arkadaşlar e, maçı kaybeder? Yere düştüğü zaman değil. Yere düştüğünde değil, havlu atıldığında. Yani yerden kalkmadığında maçı kaybeder. Siz yere düşebilirsiniz ama bir daha kalktığınızda maç devam eder. Onun için her düştüğümüzde hayatımız boyunca yerden kalkmasını bileceğiz. Son gün önerileri olarak şunları söyleyebilirim. Son gün yine tabii çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar o gece özel bir şeyler yapmanıza, süt içmenize bilmem ne gerek yok. Her zaman ne yapıyorsanız onu yiyin. Sadece çok ağır yemekler yemekten falan kaçın, midenizi bozabilecek şeylerden kaçının. Ee, çok erken yatmanıza gerek yok. Normal saatlerinizde yatın. Normalde 12'de yatıyorsanız yine 12'de yatabilirsiniz. Varsayalım o gece çok iyi uyuyamadınız. Hiçbir şey olmaz. Uykusuzluk arkadaşlar, ertesi gün insanı anca öğleden sonra falan oda etkiliyorsa etkiler. Sabahki performansınızda herhangi bir etkisi olmayacaktır. Çoğunuz uykusuz gecelerden sonra, ertesi gün okula gitmişsinizdir ve Gayet o gün de normal geçirmişsinizdir. Zaten gençsiniz, vücutlarınız dinç. O gün uykusuz kalsanız dahi ertesi günkü sınavı etkilemeyecektir. Bunu bir kere bilelim. İkinci olarak şu şeker yeme alışkanlığını bırakalım. Sınava gireceksin şeker ye bilmem neye kafan çalışsın. Hayır. Şeker arkadaşlar kafayı çalıştırmaz. Onun tam aksine vücudumuzda bir böyle ee, rahatlama hissi oluşur. Gereksiz yere kan şekerimiz yükseldiği için bunu sayısal öğrencilerimiz daha iyi bilecektir benden biyolojiyi yeni görenler. Kan şekerimiz çok yükseldiği için uykumuz gelir. Motivasyonumuz azalır. Onun yerine arkadaşlar uyarıcı bir şey için. Mesela sabah kalktığınızda koyu birkaç bardak çay içebilirsiniz. Veya sevseniz de sevmeseniz de şekersiz bir Türk kahvesi içebilirsiniz. Sınav anında arkadaşlar ara ara su için. Çünkü su e, sizin beyninizdeki iletim kanallarının daha iyi çalışmasını sağlayacaktır. Vücudumuzun suya ihtiyacı var. Böyle yudum yudum ara ara su için. Ara ara kafanızı bir şöyle kaldırın. Kan dolaşımını normalleştirin. Sınava girdiniz. İlk etapta kaygınız çok fazla olabilir. Yani sınav başlayana kadar böyle hiçbir şeyi bilmiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Sanki çalıştım ama kafamda şu an hiçbir şey yok. Acaba yeterince çalışmadım mı gibi korkular olabilir eliniz ayağınız birbirine dolaşabilir. Buna karşı daha önceden de söylemiştim. Karnımızı şişirerek arkadaşlar öncelikle bakın üç taraf şişmeyecek karnımız şişecek. Elimizi karnımıza koyuyoruz. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Şöyle karnımız şişiyor. Aldığımızın iki katı kadar sürede de bu nefesi veriyoruz. Bu egzersizi 3-5 defa sınav başlangıcında yaparsanız heyecanınızın kendi kendine düştüğünü göreceksiniz. Buna diyafram nefesi denir ve vücudun rahatlamasını sağlar arkadaşlar. Korktuğunuz her anda, mesela sadece sınav anında değil, mesela bir dişçi koltuğunda da bunu yapabilirsiniz. Bu heyecanınızı düşürecektir. Bir başka benim size tavsiyem. Sınava başladınız arkadaşlar, surlar 1, 2, 3, 4 diye gidiyor diyerek siz de 1, 2, 3, 4 şeklinde gitmek zorunda değilsiniz. Sınavda 10 farklı kitapçık var. Bakın 10 tane bildiğim kadarıyla farklı kitapçık var. Her birinde soruların yerleri farklı. Sizin şansınıza ilk birkaç tane soru zor soru olarak gelebilir. Bu da başlangıçta yavaş başlamanıza neden olabilir, moralinizi bozmanıza neden olabilir. Veya soruları yapamazsanız moral çöküşe neden olabilir. Öncelikle şöyle bir kitapçıkları karıştırın. Size kolay gözüken, gözünüze kestirdiğiniz 3-4 soruyla başlayın. Bu şekilde 4-5 soruyu hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde çözerseniz sınavınız daha iyi geçer arkadaşlar. Artık sınava daha iyi konsantre olursunuz. Korkuyu, heyecanı unutursunuz ve sınav başarınız yükselir. Sınavda zor sorularla gereksiz yere uğraşmayın. ÖSYM sınavlarında sorulara göre standart sapmalar değişmez. Testlere göre değişir. Yani matematiğin puanı test olarak yükselir ve test olarak alçalır. Yani aşağı iler. Matematik katsayısı bu sene yükselecekse bu birinci soru için de yükselmiştir. Sonuncu soru için de yükselmiştir. Siz daha zor soruları yaptınız diye daha kolay soruyu yapan ve sizle aynı sayıda net yapan bir insandan daha çok puan almazsınız. O yüzden de öncelikle kolay sorularla uğraşmak her zaman için daha avantajlıdır. Sınavdaki kolay sorularla önce bir tur uğraşın. Çok zor ya da çok zor değil ama çok fazla zamanınızı alacağını düşündüğünüz sorularla hemen uğraşmayın. Onları işaretleyin sona bırakın. Belki ileride çok çok daha kolay sorular var. Ve siz o zor soruyla uğraşırken arkadaşlar 2-3 tane. 2-3 tane yapabileceğiniz kolay soruyu yapamıyorsunuz ve daha az puan alıyorsunuz. Bazı sorular sadece sizin zamanınızı alması için kurgulanmış sorular. Bu tuzaklara lütfen düşmeyin. ÖSYM de bazen hata yapıyor. Siz belki çok iyi olabilirsiniz matematikten veya fizikten veya kimyadan. Siz bu soruyu uğraşıyorsunuz. Bir soru var karşınızda ve bu soruya uğraşıyorsunuz. Ve bir türlü sonucu bulamıyorsunuz ama bilginizden de çok eminsiniz. Atlayın arkadaşlar. ÖSYM bazen hatalı sorular da sorabiliyor. O, o hatayı ÖSYM görmemiş olabilir. Bu sizin yine vakit kaybınıza neden olacaktır. Lütfen bu tarz ...olaylardan uzak durun. Sorularla inatlaşmayın. Yapamadığınız bir soruyu... ...bir süre sonra, yani 3-5 soru ilerledikten sonra geri döndüğünüzde... ...çok çok daha rahat yapabildiğinizi göreceksiniz. Çünkü bakış açınız değişiyor. Ama aynı süre içinde o soruyla uğraştığınızı saydınız... ...belki de çözemeyecektiniz. Yani o yüzden bunlara alışalım. Bu hafta gireceğimiz deneme sınavlarında da... ...bu dediklerimi yapmaya çalışın. Sorularla inatlaşmayın... Soruları turlama tekniğini uygulayın. Zor soruları atlayıp önce kolay soruları yapın. Başarınızın yükseldiğini göreceksiniz. Sınava kolay sorularla başlayın. Bütün bunları bu hafta gireceğiniz deneme sınavlarında arkadaşlar yapacağınız deneme sınavlarında uygulayın. Matematikten özellikle analitik geometri, mantık, trigonometri konularında tekrar yapmanızı tavsiye ederim. Binom açılımı, istatistik yani mod, medyan. Bunlar da muhakkak tekrar yapın arkadaşlar. Dediğim gibi sınava e, ölüm kalım meselesi gözüyle bakmıyoruz. Her bakımdan, her durumda, her sonuçta bizim avantajımıza olacak bir durum gözüyle bakıyoruz. Ya bu sene kazanırız, ya da seneye daha iyisini kazanırız. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok fazla heyecan yapmayın. Kanalımda bu sene tercihlerle ilgili de arkadaşlar açıklamalarım ve yardımlarım olacak. Meslek sahibi öğrencilerimle meslekleri tanıtan videolarım olacak. Tercih aşamasında da sizlere yardım edeceğim. Onun için beni izlemeye devam edin. Bir yandan da 11. sınıflar içinde yeni konu anlatımlarına başlıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.